Eski Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün AK Parti Muğla Milletvekilliği adayı olmasının ardından Seydikemer Belediye Başkanlığı görevine meclis kararı ile Önder Akdenizli seçildi. Başkan olan Akdenizli ise ilk basın açıklamasını gerçekleştirdi. Biz ekip olarak, Seydikemer olarak taşın altına elimizi koyduk ve bugünlere kadar geldik. Bugün meclis yeni başkanı seçti. Aşağı yukarı bir yıl var. İnşallah uyum içinde şu bir yılda tamamlarsınız ve Seydikemer'imizi modern yaşanır bir kent haline getirmek artık sizlerin elinde. Tabii biz şu an milletvekili adayız. Yani ayın 8'ine kadar hiçbir şey değil belde. Cumartesi günü temayül var. Hakkımız da hayırlısı olur. Eğer Cenab-ı Allah bizi bu görev nasip ederse, yani biz sizlerle daha çok çalışırız inşallah buradan. Bundan şüpheniz olmasın. Seydikemer doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Ama milletvekili olursak Cenab-ı Allah bizi nasip ederse artık Muğla milletvekili olacağız. Ya yani Muğla'yı eşit olarak tutacağız. Daha çok çalışacağız. Ben gösterdiğiniz bu birlik, beraberlik için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni seçtiğiniz başkanımız ve tüm Seydikemerler hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın. Önder Başkanım, işin biraz zor. Daha çok kucaklayacaksın. Bu işler artık vatandaş 2 ay içinde notu vermeye başlar. Ne oldu olmadı. Geçen dönem biz yeni belediye kuruldu biliyorsunuz arkadaşlar. Paramız var, parayı kullanamıyoruz. Yani sistem kurulmadı, ihale yapamıyoruz. Doğrudan teminlerle gidiyoruz. Yani sokakta vatandaşlar oy verdik ama bunlar da iş yapmayacak demeye başladılardı. Onun için şu ilk aylar çok önemli. İnşallah Seydikemer için her şeyin hayırlısı olur. Ben tekrar sizi tebrik ediyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım birlikte uyum içinde çalışacağınızı inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yapılan oylama sonucunda Halil Faik Bozkurt 6, Bayram Önder Akdeniz'de 19 oy alarak Seydikemer Belediye Başkanı seçilmiştir. Yapılan belediye başkanlığı seçimi önce Seydikemer'imize, sonra ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder. Sizlerle çıktığımız bu yolda bana verdiğiniz desteğe ve güvene minnettarım. Göreve layık olmak için var gücümle çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Müsaade ederseniz kısa bir teşekkür konuşması yapmak için kürsüye geçiyorum. Sayın Yakup Otgöz Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başta bu sabah sahura kalkacağımız 11 ayın sultanı Ramazan ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ülkemizde yaşanan, hepimizi derinden üzen deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerim. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Genel Başkan Yardımcılarımızın onurları, İl koordinatörlerimiz, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızın olumlu görüşleriyle bu göreve aday olmama vesile olan herkese teşekkürlerimi arz ederim. Vermiş olduğu destekten, duyduğu güvenden dolayı özellikle
Sayın Başkanım Yakup Otgöz'e ayrıca teşekkür ediyorum. Halktan aldığı temsil yetkisini demokratik bir çoğunluk olgunluk içinde hür iradelerini kullanarak şahsımı belediye başkanlığına seçen hepsi birbirinden değerli meclis üyesi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Siz üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirdiniz. Benim imtihanım asıl şimdi başlıyor. Seyri kemerimizde iki dönem belediye başkanlığı yapmış, gece gündüz demeden çalışmış, halkımızla gönül bağı kurmuş, Yakup Başkanım'dan sonra sorumluluğu çok yüksek bir görevi devraldığımın bilincindeyim. Geçmişten ders alarak geleceğimizi aydınlatacağız. İnsan odaklı çalışarak ilçemizi, bölgenin parlayan yeni yıldızı yapacağız. Ayrım yapmadan meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, devletimizin kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve muhtarlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağım. Belediyemizin tüm imkanlarını etkin kullanarak, sorumluluk alarak faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Şehrimize hep birlikte hizmet etmeye, yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyıl Hedefleri çerçevesinde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimler ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kazanacağız. Durmak yok, yola devam parolasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçeceğiz. Muğla'mızdan daha fazla milletvekili gönderebilmek için mazeret üretmeden hep birlikte fedakarca çalışacağız. Her şeyden önce Türkiye diyerek bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Ülkemizin ikinci yüzyılında AK Parti belediyesi olarak Cumhur İttifakımıza yakışan işler yapacağım. Türkiye için yarın değil, hemen şimdi diyerek çalışmaya başlayacağım. Seydi kemerimizi Muğla'mızı temsil etmek üzere kutlu yola çıkmış olan birlikte çalışma fırsatı bulduğum milletvekili adaylarımız Sayın Yakup Otgöz'e, Sayın Salih Gümüş'e ve Cumhur İttifakımızın tüm aday adaylarına gönülden başarılar dilerim. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Biz birlikte seyri kemeriz. Bu şehrin öz evladı olarak ayrım yapmadan halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla halkın efendisi değil hizmetkar olacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Konuşmama son verirken belediye başkanlığımın ülkemize, Seydi Kemer ilçemize, halkımıza, belediyemize, aileme ve şahsıma hayırlara vesile olmasına Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Belediye Başkanımız Yakup Otgöz'e ilçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı ve emeklerden dolayı yeni seçen Bayram Önder Başkanımızı tebrik ediyoruz ve hediyelerini vermek üzere Yakup Otgöz Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Biraz daha şengirebilir miyiz başkanım?